Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Honda City'yi inceleyeceğiz. Bugün bayilere geldi ve ben bugün hemen gelip videosunu çekmek istedim sizler için. Bu araç executive donanımlı bir araç. 1.5 atmosferik beslenen motora sahip. En dolusu bir de elegans var ama içeride de yoktu, burada da yok. O zaman dedik ki biz de bu renk olsun. Önden başlayacak olursak ön tarafı Civic FC5 ile çok benzer bir şekilde duruyor. Önde 9 parçalı LED farlarımız yer alıyor. Sinyallerimiz de LED, şöyle göstereyim, altta yanıyorlar. Üstte de gündüz LED'lerimiz yer alıyor. Altta bir sis farımız ve böyle aerodinamik gibi görünse de agresif durmasını sağlayan sis farlarımızın çevresinde parçalar var. Agresifliğe katkı yapan bir diğer şey şu öndeki lip tarzı ekin karbon kaplamalı olması, karbon mavi durması. Bu da agresif durmasına katkı sağlıyor. Kaputumuz yine öne doğru eğik, FC5'te de olduğu gibi. Şöyle yan tasarıma doğru geldiğimizde 16 inçlik alüminyum alaşımlı jantlarımız yer alıyor. Bu overhang dediğimiz lastik sonrası mesafeler özellikle arkada daha belirgin, çok uzun. Bu da böyle eski sitede de vardı, böyle bir tombul bir görüntü sağlıyor. B sedanların genelinde var olan bir şey bu. Yanda ön fardan başlayıp arka stopa kadar giden bir omuz çizgimiz yer alıyor. Bu renk güzelmiş. Zaten 4 rengi var. Kırmızı, beyaz, gri bir de bu rengi var. 4 renkle satışa sunuldu. Yanda konturlu alüminyum alaşım jantlarımız var. Yokohama lastiklerle. Tabii Japon olunca Japon lastiğiyle. Aynamız burada değil, kapıda. Kapıda olmasa da görüş mesafesini arttırıyor iç mekanda baktığınız zaman. Ne istediğini bilenlere yazmışlar. Ekonomik segmentte güzel bir araç. Bu aracın fiyatı 229 bin lira. Elegance'ınki 219 bin lira. İkisinde donanımı gayet yeterli. Kapı kolundan da anlayacağınız üzere anahtarsız giriş bu araçta mevcut. Çalıştırma da tabii ki var. Yandan devam ettiğimizde Japonların sevdiği kare depo kapağımız yer alıyor. Arkaya doğru geldiğimizde herkesin benzettiği gibi, cidden canlıda görünce ben de benzettim. Çok güzel stoplarımız var. 3 parçaya bölmüşler burada. Bu parçası da uzanıp arkaya doğru geliyor. Bu biraz G20 BMW havası vermiş. Gerçekten de hoş duruyor. Aşağıda böyle bir reflektörümüzün çıkıntısı var. Bu da daha kaslı görüntü sağlamasının yönünde etki sağlamış. Arkadaki bu difüzörde yine karbon mavi detaylar yer alıyorlar. 4 parçada eklemişler. Daha agresif bir görüntü sağlamış. Arkada bir geri görüş kameramız var. Şöyle bagajını açalım. Bagaj kapağımız normal B segmenti için ağırlığı normal bir kapak. Baktığımız zaman bagaj kapağının içerisinde halı bir kaplaması var. Çıplak metal yok ama bir tutma kolu göremedim. Tutma kolu olsa daha güzel olurdu. Bir de şu metaller ya, B segmentin her arabasında var. O yüzden bir şey diyemiyorsun artık hani B segmenti olduğu için, ama genel anlamıyla derli toplu bir bagaj, her yeri kaplı. Üstü kaplı değil zaten, o C sedanlarda da olmuyor. Ama iç mekan içindeki her yer kaplı. Bir göz vesaire yok ama bagaj açımı çok geniş. Altında da bir ince stepnesi var. Burayı da eşya gözü olarak kullanabilirsiniz. Yani bagajı gayet güzel. Bu FC5 ile daha büyük hatta. 528 litre olması lazım. Zaten bu arabanın öne çıkan şeyi bence yaşam alanı ve bagaj hacmi. Ciddi manada geniş bir bagajı var. Şimdi içeri bagaj kapağı da çok hafif. İçeri geçtiğimizde bakacaksınız. Bagaj hacmi yanı sıra iç mekandaki yaşam alanı da geniş. Bu arada stoplarımız dediğim gibi böyle bir G23 serisi havası alıyorsunuz. Daha arabaya daha tokluk sağlamış. Daha hoş durmuş bence. Bir de şöyle uzanıyor ya, daha kaslı bir görüntü sağlamış. Şöyle yavaş yavaş iç mekana doğru geçelim. Anahtarsız giriş var dedik. Şu basıyorsunuz. Basamıyorum. Ben şunları hiç beceremiyorum. Şu açalım. Kapımızı açtık. Kapı geniş açılıyor. Yani burada bu araçta biraz kullanışlılığa önem vermişler. Şu anahtarı içeri koyayım. Kullanışlılığa bayağı önem vermişler. Kapı üstlerimiz yani sert ama böyle yumuşamsı bir sert. Değişik bir dokusu var. Güzel duruyor. Yani B sedana göre gerçekten çok başarılı bir otomobil. Segmentteki rakipleri Taliant, Egea. Tek tuşla sadece solun cam otomatik. Diğerleri basarak açıyorsunuz. Japon hastalığıdır. Katlanır aynamız var ama içeriden basarak katlamanız gerekiyor. Otomatik kilitleyince falan katlanmıyor. Kapı içi gözlerimiz, burada bir şişelik göz, bir de burada bir bezlik falan, öyle eşyalarınızı koyabileceğiniz bir göz var. Segment standartları için gayet yeterli.
185-55-16 ebadında lastiklerimizin basınçlarını da kapı direğine koymuşlar. Burası bu arada kumaş ve yumuşak. İçeri doğru geçelim. Bu araçta en çok sevdiğim şey şu iç mekandaki direksiyon tasarımı. Neyse, koltuklarımız güzel. Yanal destekleri, yani şu alt kısmında bir tık zayıf olsa da B sedan segmentine göre gerçekten güzel koltuklar var. Kumaş kalitesi de, yanal destekleri de güzel. Manuel bir koltuk. Bagajı buradan da açabiliyorsunuz bu arada. Manuel bir koltuk. Normal. Aleykümselam değil. İçine geçtiğiniz zaman şöyle bir tık geri gidelim. Gayet güzel. 3 kollu bir direksiyonu var bu aracın. Bu tuşlar cazda gördüğümüz tuşlardan bu arada. Onda beyazlı, bunda siyah kullanmışlar. Şurada çekiş kontrolü kapatma butonu ve lastik basınç sensörünün butonu yer alıyor. Malzeme kalitesine bakacak olursak, yani sert. Yabancı kaynaklarda kaliteli demişlerdi. Buradaki kaliteli kısmı yumuşak olması değil, sert malzemelerin iyi oturtulması. Bence şu trim birleşme yerlerinde falan hiçbir kalite kusuru yok ama sert plastik. Şu kısım sert olsa da şuralarda yumuşak beklemiştim açıkçası. Çünkü mesela rakibi Egea diyorsun. Egea'da yumuşak plastikler vardı ama bunun da bu birleşme yerleri dokunduğunuzda verdiği hisleri falan güzel yani. Çok böyle çiğ değil, ucuz değil. Burada engine start stop butonumuz var. Şöyle basalım. Bir bastık, uyandır beni dedi. Bir daha bastık, kontağı açtık. Kontak açılınca böyle bir kadran selamlama yapıyor size. Ve ekonomik sınıf olduğu için buraya klimayı kapatalım. Ekonomik sınıf bir otomobil olduğu için buraya hani en az maliyetle nasıl sığdırabiliriz kafasında yapılan bir ekran koymuşlar. Ha, çözünürlük olarak piksel piksel ama bilgi anlamında doyurucu. Onu da şuradan ayarlıyorsunuz tribe basarak. Mesela saat ayarı var. Trip A diyor. 224 km range vermiş. 8.3 litre. Araba daha bugün gelmiş. Hemen buraya almışlar. Hiç teste falan çıkmamış. 165 km lansman aracı olduğu için bu lansman aracı. 7 litre ortalama tüketim var 307 km'de. Arabanın kilometresi de 307 zaten herhalde. Anlayamadım. İşte birazcık alışmak gerekiyor. Evet, 307 km'deymiş. Burada Japonlarda bu vardır. Motor soğuk diyor bak. Mavi yanıyor. Bu ışık söndükten sonra motor ısınmış oluyor. Buraya onun yerine anlık tüketim göstergesini eklemişler. O da güzel. Ya göstergeler basit. Zaten bu arabanın temel şeyi basitlik ve sadelik üzerine tasarlanmış. 3 kollu direksiyonumuz var. Burada böyle krom ama mat bir krom. Güzel. Yani dokusu falan da güzel. Derisi de şöyle kaplamışlar ama o da güzel. Burada cruise kontrolün, burada da multimedyanın kontrolleri var. Tasarımı çok güzel ya. Cidden güzel duruyor. Yana doğru geldiğimizde güzel bir ekranımız var. Şöyle göstereyim. Gayet kullanışlı. Dokunmatiği vesaire güzel. Böyle basa basa hemen her yere gidebiliyorsunuz. Dokunmatiği güzel, pikselleri güzel. Burada da ses açma, kapatma vesaire koymuşlar. Bunlar bu tarafta olsa daha güzel olabilirdi. Ama sürüş esnasında çok zorlanmıyorsunuz. Aşağıda dijital klimalarımız var. Bu yeni Civic'te de gelecek olan panel. Bu tek yönlüsü sadece. Of ne güzel. Japonların kliması çok iyidir. Tek yönlü bu sadece. Çift yönlü olanı Civic'te gelecek. Aynı tasarımı kullanacak. Burada bir göz var. Buraya telefon koymak için çok mantıklı bir göz. Buradan zaten telefonunuzu Apple CarPlay ve Android Auto için bağlayabiliyorsunuz. Burada da şarj için bağlayabiliyorsunuz. Burada da 12 volt çıkışı var. Buraya telefonunuzu koyabilirsiniz. Altı kaydırmaz kaplama, sert yani yumuşak değil. Ses yapabilir belki. Burada arka emniyet kemerlerini gösteriyor. Burada yine bir ufak bir şey var. Şöyle mesela anahtarı buraya atabilirsiniz. Anahtar güzel oluyor buraya. Ruhsatı koymuşlar ama burada iki bardaklığı var. Arkaya doğru geldiğimizde CVT şanzımanın topuzu FC5'ten tanıdığımız gibi. Ve Eco modu da Honda'ların olmazsa olmazı. El freni güzel. Yani deri kaplı değil ama buraya gizlemişler. O da güzel olmuş. Şu yana da telefon falan koyulabilir. Bir şeyler atılabilir. Ben buraya anahtarı koydum ama buraya da yatay böyle cüzdan falan koyabilirsiniz. Elinizin altı boş kalıyor. Kol dayamamız. Şöyle açalım. Derinliği güzel ama ileri geri ve yükseklik ayarı yok. Torpido yüzüne bakalım. Bu nasıl bir torpido ya? Lönk diye bırakıyor. Şey gibi ya, B segmenti sedan. İşte ben bir an kafa C'ye gitti. Bazı yerler kaliteli çünkü. Işık falan yok ama boyutu güzel. Yukarı çıktığımızda burada burayı siyah kullanmışlar. LED aydınlatmalarımız var. Bu da güzel. Burada ışık yok. İşte ışık beklerdik. Asıl şaşırtıcı şey sağda ayna yok. Bu üzer insanları bence. Yani sağda ayna olmalıydı. Solda olmasa olurdu da sağda olmalıydı bence. Tam tersi olmalıydı.
yapacak bir şey yok diyelim. Ya bu muhtemelen şundan kaynaklanıyor. Mesela bunun da burada olması. Bu araç Japon olduğu için sağdan direksiyonlu. Sola çevirince de böyle şeyler oluyor bence. Koltuğu bir kapatalım. Arka yaşam alanına bakalım bir de. Ben şu an rahat yani tam benim pozisyonuma yakın. Şöyle arka kapıyı bir açalım. Arka kapıyı açtığımız zaman burası sert plastik ama önüne kalite farkı çok yok. Böyle yumuşamsı bir sertlik var. Güzel. Yani güzel hissettiriyor. Burası da kumaş ve yumuşak. Burada ufak bir göz var. Buraya bir şeyler koyabilirsiniz. Altı açık değil. O da güzel. Derinliği iyi. Burada da ufak sayılabilecek bir kol dayanımlı şeyimiz var. Kapı içi gözümüz var. Arkası çok geniş. FC5'ten dahi geniş bir otomobil. Teknik verisini ekrana yazarım. 20 mm olması lazım. Şöyle içeri doğru geçtiğimiz zaman burada böyle bir yukarı doğru bir eğim var. Bu da bir değişik geldi ama arkası çok rahat. Koltukları yumuşacık. Diz mesafesi bir karıştan fazla. Baş mesafesi 4 parmaktan biraz fazla. Burada şuraya bir göz yapmışlar. Buraya yine bir 1,5 litre falan da girer. Ama altı açık. Burada bir şey yok. Bir oyup var. Üçüncü yolcu buraya ufak. Yani minyon tipli insanlar oturabilir ama kol dayaması, kola yatmalık Japonların şeyi. Altına böyle montla falan destekleyeceksin ki dik dursun. Ama olması güzel. Buradan bagaja erişim yok. Burayı halı kaplama yapmışlar. Şöyle ortasına geçelim. Şaft tüneli olmadığı için ayaklarım sığıyor. Ayaklarım 42 numara. Ama dar oturuyorum. Omuz mesafesi dar olduğu için. Arkadan öne genel bakışı böyle. Karar ayna yokmuş bu arada, onu da söyleyeyim. BS sınıfı ekonomik segment dediğimiz uygun fiyatlı otomobiller için de mantıklı bir otomobil olarak görüyorum. Mesela evet, dışarı çıkalım. Lansmanı yapılıyor bugün. Bayilerde. 4 renk. Gördüğünüz gibi sitenin renkleri bunlar. Kırmızı, beyaz, kahverengi ve gri. 4 renk olarak şöyle satılıyor. İnceleme yaptık zaten. Şimdi de test sürüşüne çıkacağız. Araç dışarıda, onu bekliyorum. Güzel araba olmuş ya. Şöyle teknik özelliklerini de göstereyim. Elegans yazdığına bakmayın. Hepsi executive. Elegans yazmışlar ama hepsi executive. Elegans sonra gelecekmiş. Böyle. Şöyle göstereyim. Fiyat olarak da 229 bin lira bu araçlar. Alabilirsiniz. Şimdilik aksesuar paketi yok zorunlusu. Bu da güzel bir şey. Evet. Honda City test sürüşü yapacağız. Çalıştıralım arabayı. 25-60. Camları çekelim. Bunu açarız şimdi. Şimdi test sürüşü planımda çok yoktu açıkçası. Ben inceleme çekmeye gelmiştim ama test sürüşü de yapabiliyormuşuz. Şöyle çıkıyoruz herhalde. Bu zaten çoğu yerde gördüğünüz ama ilk defa izleyenler için söyleyeyim. 1.5 atmosferik beslenmeli bir motora sahip. 121 beygir güç üretiyor. Torku da 147 idi galiba. Değerler düşük gelebilir ama 1.5 litre ve hafifliğin avantajıyla birlikte performans gerçekten yeterli. İlk izlenimlerimi söyleyeyim. CVT şanzıman atmosferik motorun ilk gaz tepkisindeki ölülüğünü almış götürmüş. Yani ilk hızlanmada akıyor böyle. Turbo beslenenlerden çok bir farkı yok. Fren pedalının hissiyatı güzel. Ne kadar basarsanız o kadar tutuyor. Cidden evet ya, ilk gaz tepkisi atmosfere göre çok başarılı. Baksana abi, gazı sadece ayağımın ağırlığını koyuyorum. Atmosferin o ölü ilk gaz tepkisi bunda çok başarılı. 50'ye çıktı. Buradan geri dönüyorum galiba. Evet, üniversite kavşağından buradan döneceğiz. Sonra küçük sanayi kavşağından da geri döneceğiz. Yani direksiyonu güzel, tutuşu zevkli. Yola aktarımı da güzel. Yani böyle çok hissiz bir direksiyon değil. Ne yaparsanız onu size geri dönüş olarak veriyor. Kanalizasyondan mesela geçtiğimiz zaman süspansiyonun sesi vesaire yok. Yani sesli çalışan bir süspansiyon değil. Konforu tabii 40'la giderken anlayamayız ama süspansiyon sesi anlamında başarılı. Şöyle düzensizlikler var bu yolda. İçeri ses alma konusunda özellikle düzensizliklerde çok başarılı bir otomobil. Atiklik olarak atmosferik motora göre güzel. Yani taşıyor kendini. Kendini taşımanın da bir tık ötesine geçiyor gerçekten. Hani 1.5 atmosferik kaldı mı demeyin. Hafifliğin avantajıyla araba ciddi manada gidiyor. Şehir içi için çok yeterli bir otomobil. Mesela şöyle gaza basmıyorum. Sadece ayağımın ağırlığını koyuyorum. CVT şanzımanın etkisi burada çok büyük. Sorunsuz da bir şanzıman olunca gönül rahatlığı da alınabilir. Konfor anlamında başarılı bir otomobil olmuş bence. Şu an 60 yalıtım.
klasik B segmenti sedan ve uzak doğu otomobili. O yüzden çok bir şey demiyorum. Yalıtımı gayet normal. Yani bu arabadan çok büyük bir şey beklememek lazım. Sonuçta ekonomik sınıf ve uygun fiyatlı, piyasa şartlarında uygun fiyatlı bir otomobil. Böyle baktığınız zaman başarılı. Görüş açılarınız, aynalar kapıda olduğu için çok başarılı. Yani kör nokta resmen yok. Bir de şu boşluk köşe dönüşlerinde özellikle. Şimdi hızlı giderken olmasa da yavaş da yavaş giderken köşe dönüşlerinde çok böyle ince bir detay ama olumlu bir detay. Ölü bölgenizi resmen alıyor orada. Şu an 70 ile gidiyoruz. 1500 devirde kendini taşıdığı için bu aracın yakıt tüketimi de çok düşük olacaktır. Ki zaten fabrika verisi 6 küsur, 6.2 falan olması lazım. O değerleri yakalamak da mümkün. Şu an 7 litre zaten bu arabanın ortalaması ki daha rodajda ve yeni bir otomobil. İlerleyen zamanlarda daha da düşecektir. Tabi de test aracı sonuçta herkes biliyor. Bu aracı kullanan, bu araca alışmış biri bindiği zaman daha az yakması işlemleşiyor. Mesela CVT'nin eskiden böyle biraz kararsızlığı olurdu. Şu an o bayağı minimale indirilmiş. Böyle vitesi yükseltir düşürür arada kalırdı. Bunda o yok. Yani işini hallediyor ve sonra geri normal devre düşürüp sizi akıtıyor. Bu da güzel. Mesela şurada atma, arabadaki bu huzursuzluk vesaire çok yok. 40'la huzursuz etmiyor sizi burada dönerken. Burası böyle biraz hafif eğimlidir. Şuradan geri döneceğiz zaten. Buradan inişinde bir büyük kasis var. Oradaki hissiyatına da bakarız. Konforu anlayabiliriz kasislerdeki sertlik yumuşaklık dengesine göre. Ama gelen anlamıyla aracın içinde huzurlusunuz ve kullanımı kolay bir otomobil. Şehir içi otomobili gerçekten isminden de anlayacağınız üzere City. Uzun yolda nasıl olur? Yani yalıtım bir soru işareti bırakabilir. O da zaten uzak doğu otomobili ve B segmentli bir otomobil. 120 ile giderken falan mesela şu an 20-30. Çok iyi ya. Yani süspansiyon çalışma şekli güzel. Konforu yerinde. 16 inç jantlar var. Bunu da göz önüne aldığınız zaman B segmentli bir otomobil için gerçekten başarılı olmuş. Aracın içinde, şehir içinde huzurlusunuz. Mesela şöyle biraz beni taşıyayım. Şehir içi hız sınırına çıkalım. 80. Şu an 80 ile gidiyoruz. İçeride bir tık yol sesi var ama onun dışında hiçbir ses yok. Rüzgar sesi yok, motor sesi yok. Lastik sesi geliyor sadece. O da hani normal karşılıyorum ben. Sonuçta B segmenti bir otomobildesiniz. Sağ şeride. Yani direksiyonun size verdiği dönüşler güzel. Elektrikli bir direksiyon olmasına rağmen elektrikliler biraz hissiz olur falan. Bunun sertliği yerinde, verdiği geri dönüşler güzel, feedbackler güzel. Hani ben tamam diyor, ben dönüyorum, ben geçiyorum. O yönüyle de güzel. Bak, minimal hareketlerimde arabanın yön değiştirme eğilimine giriyor. Bu da güzel. Gösterge tablosu okunaklı, analog. Ekonomik sınıf için yapılan en güzel tasarımlardan biri olabilir bence. Hem tasarımı güzel hem de yeterli seviyede bilgi sunuyor size. Bu ekranı zaten incelemede gösterdik. Sürüş esnasında çok kullanmaya gerek yok. Güzel, yerleşim falan güzel. Sürüşte çok yoldan gözünüzü ayırmadan ekrana bakabiliyorsunuz. Aynalarımız dediğim gibi görüş açıları yerinde yeterli. Genel anlamıyla özetleyecek olursak B segmenti sedan ve fiyatını düşündüğünüzde gerçekten çok makul bir otomobil olmuş. Çok da tercih edilecektir zaten. Arabaya da ciddi manada bir talep var. Siz site hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Aklınıza takılan soru olursa da onları cevaplarım. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.